Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak 5'ten 8 C# ile Galaxy'nin derslerinin 4. bölümündeyiz. Bu dersimizde Game Over ve New Game eklentilerini ekleyeceğiz. Öncelikle Galaxy'nin klasörümüzü tıklıyorum. Şimdi bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum, yapıştırıyorum. İsmine Galaxy'nin O04 Game Ova diyorum. Projemize kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Klasörümüzü tıklıyorum, sol ucuna basıyorum ve projemiz açılıyor. Burayla işimiz yok. O yüzden direkt form kısmına geçiyorum. Şimdi bu dersimizde Game Over ve New Game eklentisini eklerken aynı zamanda oyunu birazcık daha zorlaştıracağım ve uzaylıların ateş etmesini sağlayacağım. Bu ateş etme işlemini, daha doğrusu kurşun atma işlemini bir sonraki derste düzelteceğim. Şimdilik sadece bulunsun diye tutuyorum. Öncelikle buraya bir tane daha timer ekleyeceğim ve bu timer zaten şununla aynı özellikle taşıyacak ballast timer'la. 25 milisaniyede işlem yapsın diye bunu kopyaladım. Yapıştırdım. İsmine Alien Bullets Timer 1 diyorum. Bunun Enable True Interval'ı 25. Şimdi buna bir tick event oluşturalım. Daha sonra kullanacağız zaten. İçini şimdi yazmayacağım. Birazdan yazacağım. Şimdi bir tane label ekliyorum. Bu label'ın adı Game Over Label 1. Teksti de Game Over. Bunun for color'ı yani yazı olarak gözükmesi gereken renk beyaz. Bunun fontunu belirleyecek olursak kalın yapacağım. 20'ye 20, 20'lik size'da olacak. Bir de buna değişik bir şey seçelim. Comic Sans'ı seçeceğim. Görüntü olarak bu şekilde olacak. Bunun lokasyonu da ...163'e 241. Şimdi bunu hatta şunu büyük harflerle yazalım. Daha güzel bir görüntü olur. Şimdi bunu kopyaladım. Yapıştırdım. İsmine New Game Enable One diyorum. Bunun teksti de şuradan yazacağım. New Enter Game ve de bunun tek cell aynı Middle Center. Bunun for color'ı white olarak kalsın, back color'ı maroon olsun. Lokasyonu da şu taraflara doğru alalım. Daha böyle ortalara doğru dursun. Şöyle bunu 204 yapalım şu kısmı. 204'e 291. Şu an daha ortalı gibi. Aslında çalıştırdığımızda şöyle gözüküyor olacak. Şimdi buna
Eventler ekleyeceğiz. Mouseover ekliyorum. Mouse leave ekliyorum. Ve de click event ekliyorum. Bunları zaten birazdan ekleyeceğim. Şimdi dersimize yeni variable'larımızı ekleyerek başlayalım. Zaten bu derste iki tane yeni şey ekleyeceğim. Bir tanesi random generator olacak. Diğeri de game over boolean'ımız olacak. Buraya diyorum ki bool. Küçük harflerle yazıyoruz. Game over eşittir false. Oyunumuz game over true olduğunda durmuş olacak aslında. Game over false'ken oyunumuz çalışmaya devam edecek. Onu bütün timerların içine yerleştireceğim yani. Aynı zamanda random diyorum. RND eşittir new random. Ve bir random generator oluşturduk. Şimdi tek tek şu game over'ı yerleştirmeye başlayabiliriz. Öncelikle form 1 key down event'in içine yerleştireceğim. Diyorum ki if game over değil ise, başına da ünlem koyduk. Bunların hepsi çalışsın. Eğer game over olursa, yani hiçbir şekilde uzay aracımız hareket etmemesi gerekiyor. Şuraya şunu aldım. Kopyaladım. Bullet timer'a da yapıştırdım. Böylelikle kurşun da atamaz olacağız. Ya da kurşun devam edebilir. Kurşunu eklemeye lüzum yok. O hareket etmeye devam edebilir. Ctrl Z diyorum. Uzaylılar artık hareket etmesinler. Buraya da yerleştiriyorum. Buraya yerleştirmeme gerek yok. Zaten burası bir fonksiyon. Yukarı geri geliyorum. Şuraya ekleyeceğim bir şey daha var. Buraya bir fonksiyon ekleyeceğim. Bunu aşağıda tanıtacağım. Diyorum ki create alien bullets. Her tik atıldığında, her tik alien timer her tik attığında, bu event her çalıştığında bir kurşun üretmeye çalışacak, ama bu kurşun üretme süreci o kadar basit şekilde olmayacak. Onun koşullarını aşağıda belirteceğiz. Ve de aşağı inmeye devam ediyorum. Biraz yukarı çıkıyorum. Şuraya diyorum ki if bounce, burada hareket eden uzaylımız bizim inner circuit galaksimize çarptıysa the bounce game over. Game over label 1 true. Nokta visible eşittir true. Ve de new game
Label 1 visible eşittir true. Tabi bunları true yaparken şuradakileri false yapmamız gerekiyor. Başlangıçta bu ikisi false gelsin ki onlar zaman gelince true'lansın. Şimdi burada hareket ederken kırmızı rengini vermiştik buna. Hareket ederken eğer bizim uzay gemimize çarparsa artık game over vermiş olacağız. Şurada bir hata varmış. Tamam, bunu birazdan düzelteceğiz. Geldik buraya. Buraya yeni bir color daha ekliyorum. Bu color bizim kurşunlarımızın color'ı. Yani color yellow olacak. Düşman kurşunlarının back color'ına yellow diyeceğim. Burada şunun çalışmaması gerekiyor. O yüzden diyorum ki if back color'ı yellow değil ise bu satır çalışsın. Bunu aldım, kestim, yapıştırdım. Bunun dışında aşağı inmeye devam ediyorum. İnmeye devam ediyorum. Ekleyeceğim bir şey olursa halledeceğim. Artık buraya gelebiliriz. Şimdi yeni ekledim timer'ı oluşturacağım. Hareket etmesini sağlayacağım daha doğrusu. For each kullanacağım. For each örneği alalım şuradan. Şunu aldım. Buraya yapıştırdım. Eğer bizim picture box'ımızın back color yellow ise, yani bir kurşun ise, şuradan dedim ki şurayı siliyorum. C tap eşittir C tap artı 5. 25 milisaniyede bir 5 birim 5 birim aşağı doğru düşmeye başlayacak. Eğer ki bizim C tapımız eşittir 500 ise, yani artık şeyden çıktıysa, ekranın görünürlüğünden çıktıysa, C dispose kendisini yok etsin. Eğer if diyorum C bounce in a segwit, eğer galaksi pimize çarptıysa, yani uzay gemimize çarptıysa, yine aynı şekilde game over olmasını istiyoruz. Bu koşul nedir? Game over true olacak. Game over label 1 visible true olacak. Ve de new game label 1 visible eşittir true olacak. Bunun içi sadece bu kadar. Tabii biz artık şey de oluşturmamız gerekiyor. Uzaylıların kurşunlarını da oluşturmamız gerekiyor. Onun için şu fonksiyonu burada yaratacağım. Bunu alıyorum, kopyalıyorum. Hata yapmayalım diye. Geldim aşağıya. Buraya yapacağım. Diyorum ki public void create alien bullets. Integer random row eşittir random next 1 ile 7. Bunu şeyin üzerinden, bu neden böyle bir şey yaptığımı anlatayım, ondan sonra devam edeyim.
şu Metris üzerinden yapmaya çalışacağım. Buradaki yaşayan uzaylılar üzerinden devam edeceğim. Eğer seçtiğimiz uzaylının bir altındaki uzaylı yaşamıyorsa, aslında şu anda söylediğim mantık çok yanlış bir mantık. Bir sonraki derste bunu düzelteceğim. Eğer yaşayan uzaylının altında herhangi bir tane uzaylı yoksa, bir sonraki derste bütün uzaylıların olmamasını sağlayacağım. Şu anda sadece bir uzaylı yoksa kurşun oluşturacak. Bunun içinden yapacak bunu. O yüzden random olarak satır seçiyor. 1 ile 7 arasında bir satır seçiyor. Zaten 1 ile 7 arasındakiler genellikle yaşıyor oluyorlar. Eğer yaşamıyorsa zaten kurşun oluşmayacak. Integer diyorum. Random. Kalın. Eşittir random. Next. Bu da 1 ile 11 arasında. Yani yukarıdan aşağı ve sağdan sola şeklinde. Düşünün, şurası da next tabii ki. Hatalı olmasın. If diyorum. Aliens alive. Random row, virgül, random column ve yani bu yaşıyorsa, eğer burada bulduğumuz, buradaki uzaylımız yaşıyorsa, burada random olarak seçtiğimiz uzaylımız yaşıyorsa ve de onun altındaki yaşamıyorsa, bunu koydum, buraya da artı bir dedim. Eğer yaşamıyorsa, şunu kesip tekrar yapıştırıyorum. Variable alien bullets, bir variable alien bullets oluşturdum. Eşittir new picture box. Bu variable'ı bir picture box'a atadım. Alien bullets size eşittir bizim kurşunumuzun yarı size'ında olacak. Size 3'e 10. Alien bullets back color eşittir color yellow tabii ki de. Eğer yellow yapmazsak yukarıda yazdıklarımız boşa gidecek. Alien bullets nokta location uzaylıların lokasyonuna göre yapacağız. New point. Hepsi otomatik olarak aslında şununla yaşayana göre halloluyor. Bunun left'inin 13 fazlası. Şunun değil, pardon, bunun olacak. Picture box'ın Alien Picture Box'ın konumuna göre olacak. Yani eksi bir. Hepsinden bir çıkaracağız. Nokta left artı 13 virgül aşağı atıyorum. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. Burası top. Şurası da noktada bir gün. Top olarak da seçmek istediğimiz yer tabii ki de 13 değil, 20. Yani normal bir uzaylının, şu şekilde düşünün. Eğer konumu buradaysa birazcık şöyle şu tarafına doğru kayıyor. Hem aşağısında hem de sağında olacak şekilde konumlanıyor. Daha sonra da zaten aşağı düşmeye başlıyor. Diyorum ki alien
bullets visible eşittir true. Main panel 1 controls add alien bullets. Böylelikle kurşunumuzu da oluşturduk. Hatta bir deneyelim. Görelim bakalım ne oluyor. Kurşun geliyor mu? Aynen geliyor. Kapatabilirim. Şimdi buraya yazıyorum. Artık neredeyse bitirdik. New game label 1 nokta backcolor. Bu eğer mouse'umuzu şunun üzerine getirirsek ne oluyor? Eşittir color nokta maroon. Maroon değil. Aslında bunu kopyalıyorum. Burada maroon olacak. Mouse leave olduğunda, yani mouse'umuzu çektiğimizde burada da salmon olacak. Birazcık daha pembe bir görüntü olacak. Ve son olarak da New Game butonuna bastığımızda ne oluyor onları yazacağız. Ve aslında dersimizi bitirmiş olacak. Diyorum ki New Game'e bastığın anda Galaxy Left'i, yani Picture Box'ımızı 225 olarak yeniden konumla X lokasyonu. Çünkü zaten yukarı ve aşağı doğru gidemiyor. Direkt sağ sola gittiği için direkt 225'e odakla. Diyorum ki bullet 1 picture box 1 location eşittir new point 249'a 410. Resetlemiş gibi oldum. İlk konumuna getirdim. Yani şuradaki konumlarına getirdim. Şöyle tıklayacak olursam 249'a 410. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. İkinci picture box'ı da oraya atadım. Ve de diyorum ki bullet 1 should eşittir false. Bullet yine bunu da aynı şekilde yazıyorum. To olarak değiştireceğim. Bullet 1 activate counter eşittir 0. Aynı şekilde 2 de 0. Onun dışında alien left eşittir true. Yani yukarıda en başta yaptığım şeyi yeniden yazmış gibi oldum. Resetledim. Dedim ki alien movement counter eşittir 5. 5'te başlamıştık. Moving alien eşittir false. Çünkü en başta false'tu. Start to move alien eşittir false. Moving alien movement counter eşittir 0. Moving alien left eşittir false. Moving alien x location eşittir 0. Şunu iki kere kopyalıyorum, yapıştırdım, yapıştırdım. Bir tanesi Y lokasyonu, diğeri de IRL X location. İstediğimiz X lokasyonu yani. Bunu neden yanlış yazdık? Bu iyi büyüktü herhalde. Tamam. Ve de son olarak şuradan choosing, bunu kopyalayayım. Bir saat yazmaktansa hazır var. Hazırında tabii bulmamız gerekiyor öncelikle.
Şunu aldım. Bütün Moving Alien States'in içini false diyorum bununla. O yüzden bunu koydum. Hatta bunu şöyle yapabilirim. Ve son olarak diyorum ki for diyorum. Hatta şu for döngüsünü şu yukarıdan alalım. Şunu alıyorum. Hatta buraya kadar olanını alıyorum. Hatta neredeyse bunun hepsini alayım. Daha sonra üzerine değişiklikler yapalım. Yapacağım değişiklikler şöyle olacak. Buradaki her şey true olacak. Şunu kopyaladım. Şurada lüzum yok. Şuradan buraya kadar lüzum yok. Belki kırmızı vardır diye her şeyi yeşil yapsın. Lokasyonları bu şekilde olacak. Ve color değiştirmeye lüzum yok. Sildik. Bunu da gerek yok. Buna gerek var. Ve buna gerek var. Son olarak şuradan çıktığımız yer neresi ona bakayım. Çıktığımız yer burası. Son olarak diyorum ki game over eşittir false. Game over Label 1 visible eşittir false. New game label 1 visible eşittir false. Böylelikle aslında yapmak istediğimiz her şeyi yapmış bulunduk. Çalıştıralım. Çarpıyorum. Çarptığım zaman oyun bitti. Üzerine geldiğimde New Game yazısı biraz daha parlak bir görüntü sağladı. Üzerinden çektiğimde eski görüntüsüne geldi. New Game'e bastım. En baştan başlıyor. Şimdi hareket eden bir uzaylının çarpmasını sağlayacağım. Bu arada aynı zamanda kurşunları ateş etmeye çalışacağım. Bunu bir vuralım. Kurşunu vuramadım. Ah. Kurşunları vurduğumuzda da nasıl bir sonuç veriyor onu göstermek istiyorum. O yüzden kurşunları vurmaya çalışıyorum. Yine vuramadım. Son bir kez deneyelim. Ondan sonra kurşunların en azından hızını azaltırım. Son kez. Olmadı. Şunun hızını azaltıp öyle göstereyim. Şu 100 olsun şimdilik. Şimdi bu bize çarptığında ne olacak onu göreceğiz. Diye, hayır yanlış söyledim. Pardon, çok özür. Şimdi biz vurduğumuzda ne olacak onu söyleyecektim. Kayboluyor. Bir hata oluştu aslında. Kaybolup bize çarptığı anda sıkıntı oluşturuyor. Onu hemen düzeltelim. Bounce arıyorum. Bu şekilde zaten sürekli denemeler yaparak hataları buluyoruz. Şu C visible eşittir visible'sa eşittir koymama gerek yok visible'sa ve kırmızıysa bir de sarıyı aynı şekilde yapacağım. Burası tamam ve burası. Eğer görünürse ve de sarıysa ve de bize çarpıyorsa.
Şimdi bir kere daha vuracağım. Ondan sonra eski hızına döndüreceğim ve tekrar bize bir tane uzaylının çarpmasını sağlayacağım. Tamamdır. Düzgün çalışıyor. Geri geldim. Bunu 25'e çevirdim. Biraz daha zorlaşmış olacak. Kurşunları vurmak gördüğünüz üzere zor. Şimdi bir tane uzaylının bize çarpmasını sağlayacağım. Evet, bir tane kurşuna vurabildim aslında. Çarptığında da bu şekilde bitiyor. Sonuç olarak aslında yapmak istediğimiz her şeyi yaptık. Böylelikle dördüncü dersimizi de bitirmiş olduk ve Game Over ve New Game eklentilerini ekledik. Bir sonraki dersimizde oyunu noktalayıp oynanabilir hale getireceğiz ve püf noktaları hakkında konuşacağız. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.